yerine gidelim. Tabii ki. Ne pis koyunlar değil mi Sevil? Koyunlarım için böyle konuşma. Kafana bir vurursan bir de yer vurur sonra. Bülent, neden çatıyorsun çocuğa? Boş ver, pisin biri bitli midir nedir? Benimle geliyor musun Sevil? Hayır, ben ip atlayacağım. Ben de göle gireceğim. Göle girme arkadaş, tehlikelidir. Sen kimsin de bana arkadaş diyorsun, çoban mıyım ben? Göl bataklıktır da dikkat et dedim. Sen aklını koyunlarına sakla, ben senin gibi korkak değilim. Çoban Ali sen misin? Evet efendim. Hayatta bana en büyük iyiliği yaptın, dile benden ne dilersin? Sağlığınızı efendim. Hayır, iyiliğinin altında kalmak istemem. Hayatta kimseye borçlu kalmadım. İstemesen bile sana da ödeyeceğim borcumu. Bana bir borcunuz yok efendim. Oğlumu ölümden kurtardın. Zorda olanları kurtarmak insanlık vazifesidir efendim. Çok düzgün bir konuşman var, okula gittin mi? Gitmez olur muyum? Bu sene ilkokulu bitirdim, hem de birincilikle. Buna çok memnun oldum. Seni artık bırakmam. Öğrendiğime göre kimsen yokmuş. Muhtarla görüştüm, seni evlat olarak alıyorum. Sevil ve Bülent'le beraber okuyacaksın. Onlardan hiçbir farkın olmayacak. O ana kadar küçük bir köyde 4-5 cılız koyuna bakan bir çoban çocuğuydum. Köy okulundan sonra tahsile devam edeceğimi rüyamda görsem inanmazdım. Bir anda kaderim değişmişti sanki. Akşamları çoban kulübesinde uyumadan önce doğacak yeni günü düşünürdüm. O yeni günler, yeni yarınlar hiç değişmezdi. Ve o yarınların başka bir gün olacağından çoktan ümidimi kesmiştim. Kamil Bey'in o gün söylediklerine birdenbire inanamamıştım ama köşke gelince bütün bu rüyaların gerçek olduğunu anladım. Köşk İstanbul yakınlarında bir sayfiyedeydi. Alabildiğine büyüktü. Bu büyüklük beni şaşırtmış, aptallaştırmıştı. Kamil Bey çok iyi bir insandı. İlk tanışmadan beri birbirimizi sevmiştik. Bana bu evin çocuğu olduğumu, kendi çocukları kadar sevildiğimi, onlar gibi yetişeceğimi müjdeledi. Bu saray gibi yere yeni hayatıma alışmam kolay olmamıştı. Fakir fakat mağrurdum. Ve gururumla inadım, ilk zamanlar beni hoş karşılamayan Sevil, Bülent kardeşlere kendimi çabuk sevdirmeme yetmişti. Bir süre sonra hep birlikte oynamaya başlamıştık. Ve bütün oyunları ben idare ediyordum. Sevil de Bülent de aslında iyi çocuklardı. Anneleri çok küçükken ölmüştü. Annesiz büyümenin en çok Bülent üzerinde etkisi olmuştu. Şuursuz bir yaramazlığı vardı. Ama ikisiyle de ne olursa olsun anlaşmıştık. Köşkteki odamda yalnız kaldığımda tek eğlencem kitaplardı. Okuyor, yazıyor, doymazcasına çalışıyordum. Boş zamanlarımda ise herkesin yardımına koşuyor, Bülent'in, Sevil'in bozulan oyuncaklarını tamir ediyordum. En büyük sevgim fabrikayı dolaşmaktı. Makinalara karşı korkunç bir sevgim vardı. Kamil Bey bu merakımı gördükçe seni mühendis yapıp fabrikalarımın başına geçireceğim diyordu. Bülent havai bir çocuktu. Evden kaçıp olmadık yerlerde kumar oynuyordu. Sevil ise bazı günler hırçın ve şımarıktı. Bir hiç için ortalığı birbirine katıp en sevdiği oyuncaklarını bile acımasızın kırardı. İki kardeşin hırçınlığına karşılık ben yapıcı ve uysaldım. Fabrika tamirhanesinde ustaları şaşkınlığa uğratan bir maharetle çalışıyordum. Kamil Bey beni seyrederken büyük kabiliyet, ona baktıkça kendimden utanıyorum diyordu.
İşte böylece günler geçiyordu. Günleri aylar, ayları seneler kovaladı. Sevil, Bülent ve ben hayatının ilk baharında gençler olduk. Fakülteden belge alan Bülent, uygunsuz arkadaşlarıyla kumar oynamak, barlarda, pavyonlarda çılgınca eğlenmekten başka bir şey bilmiyordu. Teknik üniversitenin bitirme imtihanlarına çalışmakta olan bense gecelerimi derslerimin başında geçiriyordum. Sevil ders çalışmaktan çok bana yardımdan zevk alıyordu. Çünkü yüreğindeki çocukluk sevgisi gerçek bir gençlik aşkına dönmüş gibiydi. Ve ben bunu mümkün olduğu kadar anlamamaya çalışıyordum. Çünkü Sevil benim kardeşimdi. Küçükten beri bana abi demişti. Üstelik milyonlarca liralık bir fark vardı aramızda. Sana yorgunluk kahvesi yaptım Ali. Zahmet ediyorsun Sevil. Benle vakit geçireceğine derslerine çalışsan. Ben senin gibi iftihar listelerine, okul birinciliklerine meraklı değilim. Kör topal idare ediyorum işte. Bülent gelmedi mi daha? Aşağıda, babamın paralarını eritmekle meşgul. Üç kumarbaz bizimkini makasa almış, soyup duruyorlar. Özür dilerim beyler, bu oyun burada biter. Veli nimetim olan babanın çöpünü kaybetmektense ölmeyi tercih ederim. Hadi bakalım arkadaş, başka yerde yap numaranı. Demek hile yapıyordu. Yalvarırım Bülent, bu kumarı bırak. Baban bu paraları kolay kazanmıyor. Boş ver. Kumarda kaybeden aşkta kazanırmış. Beni Azrail'den bile kurtaran koruyucum Melim'in şerefine içiyorum. Allah'a ısmarladık Bülent. Güle güle. Bugün pazar, nereye? Atölyeye, çalışmaya. Akşama doğum partimi unutmazsın inşallah. Elbette, hoşça kal. Kumanda tablosundan zaman rölelerini ayarlayarak baskı adedini hızlandıralım. Hay hay efendim, bu şekilde randımanımız daha da artar. Senin yakışıklı kardeşlik nerede? Gelir, atölyede çalışıyor. Makinelerine daldıysa unutmuştur partiyi. İşte Ali Bey teşrif etti. Geciktiğim için özür dilerim. Biliyorum, işine dalınca unutursun beni. Hoş geldin. Şimdi çabucak giyinip inerim. Sevil, lütfen bunu kabul eder misin? Teşekkür ederim. Çam sakızı çoban armağanı. Galiba aslını da çobanmış Ali Bey. Evet beyefendi. Çobanlığım şerefinize dokunuyorsa eğer... Yo, Sevil söylemişti de. Anlaşılan çobanlığımdan başka konu kalmadı konuşacak. Gene de ne olacak? Gir. Çobanlığımı hatırlatmaya mı geldin? Hayır Ali, özür dilemeye. Gerçek olan sözler için özür dilenmez. Kırıldın mı bana? Fark etmez. Ne olur anla beni. Neyi Sevil? Beni küçük düşürmek istediğini mi? Hayır Ali, hayır. Sayelerinizde yetişmiş bir sığıntının kırılmaya hakkı olabilir mi ki? Çocukluğunda çobanlık yaptığını alay etmek için anlatmadım ki. Belki onlar öyle anladılar. Sen benim çocukluğumdan beri tanıdığım Ali'sin. Gözlerinin içine baktığım zaman kendimi temiz, tertemiz bulutlar içinde bulduğum büyük insansın. Küçük Sevil'im, bana Ali abi dediğin o güzel günleri nasıl arıyorum bilsen. Ne yazık o Ali abi sonra romantik bir deyişle Ali oluverdi. Aramızda büyük uçurumlar var. Sen bunu göremiyorsun. Aslında ben Sevil'i daha çok seviyorum. O ağlarken kucaklayıp öpmek, ipek saçlarını okşamayı arzuluyordum ama susmak zorundaydım. Bir gün Sevil'e sahip olacaksam, bu onun aşkıyla değil, benim aramızdaki servet dağına tırmanıp yükselmemle olacaktı. İşlerini çok daha genişleten Kamil Bey, teknik üniversiteyi birincilikle bitirince, beni İstanbul'da yeni açtığı fabrikanın başına müdür olarak geçirmişti. Bütün gücümle fabrikayı yüceltip,
Veli nimetimin milyonlarına yeni milyonlar katmaya çalışıyordum. Bülent ise Kamil Bey'in düşündüklerinin tam tersini yapmakta adeta yarış ediyordu. Ne yaptığını bilmez bir hali vardı. Sıkıldıkça spor arabalarından birine atlayıp delice bir hızla sürmekle avunmaya çalışıyordu. Sık sık partiler düzenleyip bir sürü kız çağırıyordu eve. Bıkmıştı onlardan. Tek usanmadığı viski ve akla gelmedik çılgınlıklardı. Bir saattir kütüphanedesin. Çok yoruldun Ali. Biraz kalsana burada. Çıplak bir kız erkekleri neşelendirir. Seninse suratın asılıyor Ali. Yakmak istediğin 500 lirayı acımıyor musun? Bu para da babanın alın teri var. Para harcamak içindir. Benim yerimde olsan sen de aynı şeyleri yapardın. Bakıyorum babamın servetine benden çok titriyorsun. Elbette titrerim. Haklısın. Kız kardeşimle evlenirsen servetimizin yarısı senin sayılır. Ama korkma Ali, pederin serveti kolay tükenmez. Terbiyesizlik etsin abi. Terbiyesizlik sanatımdır bilirsin. Ama Ali'yi kırmaya hakkın yok. Nereye Ali? Sıkıldım, hava almıyor. Ben de geleyim mi? Babanın zenginliğini hatırlatmak için mi? Hiçbir erkek ağlamaya değmez Sevil. Ve de hiçbir kadın. Ben uğradığım her aşk hayatında gözyaşı yerine viski şişesine sarıldım. Ama ben Ali'yi zehir şişesine sarılıp intihar edecek kadar seviyorum. Şimdi onun üzgün dolaştığını düşünmektense ölmeye razıyım. O gece deliye dönmüş, hiç yapmadığım şeyi yapıyor, avare avare Beyoğlu caddelerini sürtüyordum. İçmek istiyordu canım. Başıboş dolaşırken kendimi bir pavyonun önünde bulmuştum. Resimlerin biri üzerindeki Gül Fatma adı ilgimi çekmişti. Bir batakhane kapısında kır çiçeği kadar garip bir isimdi bu. Kafayla dilenci olursun sonunda. Benden ne istiyorsun hala anne? Böyle yerlerde şarkıcılık ettiğim yetmedi mi? Konsomasyona çıkamam ben. 50 lira gecede. Büyük para değil mi? Yaza da yeter, kışa da. Beni düşünmüyorsun, bari evdeki kardeşlerini düşün. Geçinip gidiyoruz. Fena mı durumumuz Allah aşkına? Fena şükür. Ya! Gül Fatma gibi kızım olsun da katlarım, otomobillerim olmasın. Babam düşünsün biraz da. Azıcık da onu zorla çalışması için. Şaraptan başka şeye işlemez babanın kafası. Sonra içkiden tulum olmuş sarsak herif. Çalışsa ne çıkar, çalışmasa ne olur? Bırak bu boş lafları. Sen bu güzellikte milyonlar kazanırsın, kafanı işletirsen. Kendimi satmak değil mi? Öldürün beni daha iyi. Her ana kızının namusuna titrer, sense beni uçuruma itiyorsun. Biz uçurumun dibindeyiz zaten, daha ötesi cehennem. Gençliğin gitmeden güzelliğinin kıymetini bil. Yalvarırım sus anne, bu
Bu hayat denen işkenceden büsbütün iğrendirme beni. Konservatuvarda sarhoş masalarına eğlencelik olmak için okumadım. Baban geldi Gül abla. Meyhane parası sızdırmak için gelmiştir domuz. Ne hazırlıyor bu? Patron şarkıdan sonra konsumasyona çıkarsa gündeliğini 100 lira yaparım dedi. İyi para bu. Yango diye buna derler işte. Öldürseniz dediklerinizi yapmam. Şarkımı söyler giderim. Delirdi mi bu aptal? 100 lira gecede be! Ayda 3000 lira eder! Koskoca adamlar almıyor bu parayı! Yalvarırım bu şekilde konuşmayın! Babana karşı gelmek ha! Terbiye diye bunu mu öğretin sana? Ortak dünyaya getirdik! Mükafatın ankörlük mü? Bal gibi çıkacaksın müşterilere! Yoksa kezzap döküp yakarım aptal suratını! Sıran geldi Gül abla! Peki, geliyorum! Kızın gelmesi burada mı? Dur bakayım! Bana 30 lira lazım! Tedari iftarımız Gül Fatma! Şu herif zengine benziyor! Boş bırakmayalım! Bu akşam Gül Fatma çıkacak konsumasyona! Onu oturturuz masasına! İyi, tam ona göre! Tabii! Dertleri zevk edindim, benden eşev ne arar, benden eşev ne arar. Karar verdi mi konsumasyona çıkmaya? Tabii! Hele bir çıkmasın babası keser vallahi! Akıllanmaya başladı desene! Hele paranın tadını bir alsın, sonra kovsak ayrılmaz! Oldum olası aptaldır! Müşterisini buldum bile! Tabii! Sen taze bir çiçektin, gönül sevdanı çektin, bir gül beyazı gibi temiz ruhlu meleksin. Sen taze bir çiçektin, gönül sevdanı çektin, bir gül beyazı gibi temiz ruhlu meleksin. Şen bebeğimsin Gül Fatma, bana öyle yan bakma. Şen bebeğimsin Gül Fatma, bana öyle yan bakma. (Gülüyor)
herkes senin esirin. Gönül tahtıdır yerin, güzellerin içinde senin başkadır yerin. Herkes senin esirin, gönül tahtıdır yerin, güzellerin içinde senin başkadır yerin. Şen bebeğimsin, gül patma, bana öyle koş çatma. Şen bebeğimsin, gül patma, bana öyle koş çatma. Bana öyle koş çatma. Patlamız pavyonumuzun şeref misafirine oturabilir mi? Rica ederim, buyurun. Ne emredersiniz? Limonata. Limonata mı? Hanımefendiye bir limonata. Hı hı. Bu kız deli be patron. Konsumasyona şampanya içmeye oturdu. Bu kız limonata istiyor. Ziyanı yok. Alışana kadar süt içsin isterse. Mühim olan yanındaki hacıalara içtirecek kadar güzel olması. Bir pavyon kızının limonata istemesi garibinize gitmiştir belki. Böyle bir yere ilk gelişim. Adetlerini pek bilmem pavyon kızlarının. Benim de bir müşterinin masasına ilk oturuşum. Ben bar kadınlarından değilim. Kötüyüm deseniz bile inanmazdım. Öyle temiz bir yüzünüz var ki... zaten kapıdaki resminizle buralara yakışmayan isminizin saflığını görünce girdim içeri. Talihliymişim ki bu ilk acı gecemde sizin gibi iyi bir insana rastladım. Bu saatlere kadar ders çalıştığım çok oldu ama bu saate kadar hiç dolaşmamıştım. Ben de. Deniz kenarında biraz dinlenmez miydiniz? Nasıl isterseniz. Karşıma siz çıkmasaydınız intiharı düşünüyordum. Böyle düşünceler sizin gibi akıllı bir kıza yakışmaz. Hayat bütün acılarına rağmen güzeldir. Uzaktan öyle. Siz sefalet, yokluk, insanların kötülüğü ne demektir bilir misiniz? Belli ki durumunuz çok iyi. Evet ama böyle doğmadım. Köyde kaval çalan basit bir çobandım. Biraz şans, biraz çalışma ve inat. Çoban olduğunuzu saklamayacak kadar dürüstsünüz. Alın teriyle olduktan sonra bütün meslekler mukaddestir. Hamallık bile. Konuşmalarınızla bana cesaret verdiniz. Feneri nerede söndürdün ağam? Darıldın bana tabii. Haklısın, terbiyesizlik ettim. Bu saate kadar da senden özür dilemek için bekledim. Özürlük bir şey yok. Beni hoş görmelisin. Çılgınlık benim kanımda. Seni kardeşinden çok sevdiğimi bilirsin. Ben de seni. Ne yaparsan yap, elimden gelmiyor sana kızmak. Barıştık öyleyse, ha? Şimdi söyle bakalım. Nerede sabahladın? Üçüncü sınıf bir pavyonda. Atma, sen de gittiğim iyi oldu. Çünkü dünyanın en iyi kızıyla tanıştım. Sanırım biraz da faydam oldu. Merak ettim şu kızı. Ne olur, yarın akşam beni de götür. Ha? Eğlenceli kızlardan değil. Yoo, yemin ederim ki kötü bir niyetim yok. Senin gittiğin pavyonu ve methettiğin kızı merak ettim sadece. Götüreceksin, değil mi?
Beni affettiğine o zaman inanabilirim ancak. Eksik söylemişsin Ali. Dünyanın en güzel değil, en şahane kadını. Unutma, kıza sataşmayacağına söz vermiştin. Hislerim bu, yalan mı söyleyeyim? Sus kalbim, sus. Artık yeter. Bu dert ölümden de beter. Sus kalbim, sus. Artık yeter. Hayatım kadınların koynunda geçti. İlk defa bir kıza bakarken benim de bir kalbim olduğunu hissettim. Bana verdiğin sözü ve kızcağızdan da 3 gün sonra bakacağını unutma. Ya kalbimin çarpıntısı? Bak! Sus kalbim, sus! Merak etme, çabuk durur. Size köşede bir masa hazırlatıyorum. Gül Fatma da emrinizde. Merzi, merzi. Hainden merhamet olmaz, zulmünden kimse kurtulmaz. Sabretmeyen sefa bulmaz. Sus kalbim, sus, artık yeter. Sabretmeyen sefa bulmaz. Sus kalbim, sus, artık yeter. Sus kalbim, sus, artık yeter. Tanıtayım, kardeşliğim Bülent ve tanıdığım kızların en safı Gül Fatma. Memnun oldum. Oturalım. Ben de mutluluktan uçmamak için içeyim bari. Bülent en sevdiğim insandır ama tehlikeli bir çapkındır, dikkatli olun. Doğru, bu geceye kadar tehlikeli bir çapkındım ama sizi görünce değiştim. Bundan sonra yüreği tek insan için çarpan uslu bir aşık olabilirim ancak. Pazarlığımızı bozuyorsun Bülent. Ne yapayım, elimde değil. Hislerim irademe baskın çıkıyor. Bülent, kendine gel. Affedersin, birden kendimi kaybettim. Kardeşinizin sözlerini kibarca bir iltifat olarak kabul ediyorum. Siz merak etmeyin Ali Bey. Güzelim, Gül Fatma'm. Biraz da bizim masamızı şereflendirsene. Bayanla konuşuyoruz. Rahatsız etmeyin lütfen. Biz de biliriz biraz konuşmasını. Uzatmayın. Sen beni tanımıyorsun galiba. Tanısam ne olacak, tanımasam ne olacak? Hey Bülent! Ha? Bırak o tabancayı. Vay, bir de tabanca çekecektim. Seni tabancasız da ezmesini biliyorum. Thank you.
Gece yarısından beri dolaştırıp durdunuz beni. Müsaade edin de eve döneyim. Annemler çok merak ederler. Onu da hallettik. Bar patronuna bir bahşiş verdim. Herif neredeyse barı üstüne yapacaktı. Peki benden ne istiyorsun? İstediğim şu, bu sabah güneş doğarken beraber olalım. Yeni bir gün beraber başlasın. Bülent yeter artık. Sabaha kadar okumadığın aşk şiiri kalmadı. Şimdi sıra okul şiirlerine mi geldi? Ali, ikinci defa kurtardın hayatımı. Benim koruyucu meleğim. Sıktın artık. Gevezelik etmesen meleklerden daha melek olacaksın. Gerçekten melek gibisin. Şımartıyorsunuz beni. Dünyanın bütün iltifatları şımartmaz Ali'yi, değil mi? Bu gece çok güzel şarkılar söylediniz. Teşekkür ederim. İşim bu benim. Bundan sonra hiçbir iş yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü kendinizi memleketin 3 zengininden biri sayabilirsiniz. Ne demek istiyorsun? Bana piyango çıkmış gibi konuşuyorsunuz. Piyango benim aşkım Gül Fatma. Seni seviyorum. Bülent, bu son söylediğin, bu gece okuduğun şiirlerin en palavrası. Bilakis, hayatımda okuduğum şiirlerin en gerçeği. Seni seviyorum, binlerce defa söylemek istiyorum, seviyorum seni. Şakanız biraz alaya kaçmıyor mu Bülent Bey? Hayatımda milyonla şaka yaptım ama bu ilk aşkım. Bülent, yeter gidelim artık. Gül Fatma'yı evine bırakalım, hadi geçelim. Ali, bir şey riske alır mısın lütfen, bekliyoruz seni. Evine. Niçin, ne var orada? Denize girer, eğleniriz. Ben eve gitmek istiyorum, merak ederler. Etmezler, bar patronu halleder. Para döktük bu işe. Senin için getirdim. Bu elbiselerin hepsi senin. Daha yüzlercesi senin olacak. Şu manzaranın güzelliğine bak. En güzel saatlerimizi bu dekoru seyretmekle geçireceğiz. Bak Gül Fatma. Bunların hepsini senin için aldım. Burası bizim aşk sarayımız olacak. Milyonlarca insanın dışında bir sen bir de ben. Bunlar da senin. Zavallı mücevherler. Senin boynunu, kollarını, ellerini süsledikleri zaman kim bilir ne kadar fakir görünecekler. Al bakalım veli nimetimin oğlu. Her günah gecesinden evvel bu zehri aldırırsın bana. Bu sefer almamam gerekiyordu. Nasıl da atladım ama bu son olacak. Gül Fatma'yı evine bıraktıktan sonra başımı alıp gideceğim. Hadi Gül Fatma, gidiyoruz. Bırakmam. Seviyorum onu. Hayır veli nimetimin oğlu. Bu seferki kuzu kurda yeme olmayacak. İlk defa bozacağım kaideyi.
Hayır. Gül Fatma beni bırakmayacak. Onu seviyorum. Onunla evlenmek istiyorum. Evlenmek bekar odalarındaki günah yatakları önünde konuşulmayacak kadar kutsal bir konudur. Hadi Gül Fatma gidiyoruz. Şu halde polise haber vermekten başka çarem yok. Ali'cim, canım kardeşim benim. Gel seninle dışarıda konuşalım. Bana hak vereceğine eminim. Gül Fatma sen bizi burada bekle. Biraz düşün, melek yüzlüm, gül yüzlüm benim. Senin mutluluğun benim avuçlarımda. Hadi gel Ali'cim, canım kardeşim. Bu zavallı kızın evini, barkını, aile durumunu öğrendim. Yürekler acısı bir şey. Dört kardeşine, sarhoş babasına, aksi suratlı annesine bakıyor. Bu altı insanın tek ümit penceresi. Senin içinse şu anda üzerine bir defa konulup bal alınacak bir çiçek. Sonuç ne olacak? Sen yeni yeni çiçekler arayacaksın. Gül Fatma ise kaldırıma düşecek. Böylelerini çok iyi tanırım. Öylesine hızla düşerler ki ellerimden tutmaya bile vakit bulamayız. Bunun suçlusu da sen olursun. Ve ben dünyada en çok sevdiğin insan seni gözümü kırpmadan öldürürüm. Senin gözün kararmış Ali. Zavallı hayatın bir takım insanları kurtarmakla geçerken şimdi de katil olmaya kararlısın. Ben Gül Fatma'yı kurtarmaya kararlıyım, hepsi o kadar. Sen de senin gibilerle ne olursa olsun mücadele edeceğim. Peki sonu ne olacak? Orasını Allah bilir. Hadi durma git, kızdan özür dile. Paşa paşa evine götürelim onu. Gül Fatma! Ne oldu? Yok gitmiş. Bulalım onu. Bulalım, dur Ali. Ne olur onu bulunca biraz yanımıza gelme. Yemin ederim ki onu bir daha buraya getirmeyeceğim. Gözlerime bak, namuslu ve kararlıyım. Fatma! Bırak gideyim Bülent! Neden benden kaçıyorsun? Yalvarırım, bırak beni! Gitme ne olur. Bırak. Ne hata ettim onu söyle, sonra ben seni götürürüm. Bırak elimi. Benden niye kaçıyorsun Fatma? Bilmiyorum. Ne istiyorsun benden? Bu acayip inat neden? Bir şey mi yaptım? Hayır. Birden beni götürdüğün o yer hoşuma gitmedi. Sürpriz olsun diye ne kadar çırpınmıştım. Daha iyilerini de bulabilirdim her şeyin ama vakit dardı. Hepsi çok güzeldi. Beni korkutacak kadar güzel. Birden delilik ediyorum gibi geldi. Kurtulmak istedim. Ben korkulup kaçılacak kadar fena bir insan mıyım? Hayır, senden değil Bülent. Zenginliğinden korktum. Senin aşkına hayatta en sevdiğim içkiyi bırakmaya karar verdim Gül. İstersen babamın servetini de yakar, dünyanın en fakir insanı olabilirim. Bunlara değer miyim ben? Her şeye değersin. Beni bırakırsan yaşayamayacak kadar aşığım sana. Ne olur sabret. Bir gün sevdireceğim kendimi sana, yemin ederim. Hayatta ilk ciddiye aldığım şey sensin Fatma. Seninle evlenmezsem mahvolurum. Bülent! Ne kadar inatçı olduğumu çok iyi bilirsin. Bırak bu kızın peşini artık. Gül Fatma, seni bir taksiyle evine bırakacağım. Ve Bülent beni takip etmeyecek. Söz verdi. Bülent söz verdi mi yapar. Değil mi Bülent? Tamam. Bugün sen kazandın. Ama unutma, yarın başka bir gündür. Senin için bütün günler aynıdır. İçki, safahat, aldatılmış kızlar. Hayır, bu sefer öyle değil. Sen de beni çok iyi tanıyacaksın. Göreceksin Gül Fatma. Yarın başka bir gündür. Ne olursa olsun, teklifinizi kabul etmek benim için delilik olur. Rica ederim bu tatsız oyunu bırakalım. Ali Bey, lütfen beni eve bırakın. Bir bar kadınla evlenme mi teklif ettin? Yeter, çok gevezelik ettin. Müstakbel eşim hakkında doğru konuş lütfen. Hayatı azap dolu bir kızla gönül eğlendirme Bülent. Onun zavallı olduğunu söylemiş, sataşmamanı rica etmiştim. Yoksa dostluğumuz bozulabilir bu yüzden. İlk defa kızabilirim sana. Bütün dünya kızıp darılsa fikrimden caydıramaz beni. Anlaşılan sizler yıldırım aşkının ne korkunç bir şey olduğunu bilmiyorsunuz. Bildiğim bunun tatsız bir iş olduğu. Hiç olmazsa babanın dönüşünü beklemeliydin. Kıskanıyor musun yoksa kızı? Sadece benim aracılığımla bir kötülük gelmesini istemiyorum, o kadar. Hey, it's the day!
Gül Fatma'nın evi nerede oğlum? Orada, karşı çamaşırların olduğu yer abi. Görürsen bulursun. Bir, iki, üç, beş, dört, beş, altı, dokuz. Kapı çalmıyor. Bendeniz fabrikatör Kamil Kuntunoğlu Bülent. Buyurun, birini mi aradınız? Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı istemeye ve sizi de bu sefaletten kurtarmaya geldim. Kız Gül Fatma, bu bey seninle evlenmek için gelmiş. Beyefendiye son sözümü söylemiş, benden tatsız şakalar yapmamasını rica etmiştim. Bu evde son sözü ben söylerim, sen sus! Sus ve dinle! Zaten beyefendiye henüz bir cevap vermedim. Ama vereceğinizi sanırım. Çünkü istediğini bilen bir insanımdır. Kızım adı gibi güzel, güller kadar da sessizdir. Öyle olmasa şimdi burada bulunmazdım. Kızımı yok halimizle konservatuvarlarda okuttuk ayol. Aç kaldık, onca masraf ettik. Öyle bedava bir aşka verecek kız yok bizde. Susun! Satılık bir malmışım gibi pazarlığa kalkışmayın hemen. Yabancılar önünde de döverim ben insanı. Gel sen Fatma, babanı kızdırma. Yürü kızım, yürü. Hadi sizler de defolun kemiklerinizi kırmadan. Şimdi pazarlığımıza girişebiliriz. Oo, tayyare gibi arabanız olduğuna göre zenginsiniz demektir. Hanım, baksana şuraya. Gül Fatma gibi bir kız için 50.000 lira istesem çok demezsiniz herhalde. Az derim. 100.000 liralık bir çek yazıyorum. Efendim? Tabii şimdilik. Bu garip evliliği kabul ettiğim için beni fırsat düşkünü bir kız sanıyorsunuzdur. Ama inanın mecbur ettiler evden. Babam 50 lira için canını verebilen bir insandır. 100.000 lirayı görünce çıldırdı. Anlıyorum. Belki içinizden dürüst bir kızdan neden kaçmadı? Hiç değilse niye intihar etmedi diye düşünüyorsunuzdur. Bülent ölümden kötü değildir Fatma. Ama hareketim ölümden acı. Ailem, 4 kardeşimin sefaleti. Onları kurtarmak için feda ettim kendimi. Üzülmeyin, her şeyde bir hayır vardır. Tek üzüntüm beni kötü sanmanız. Çünkü siz hayatta rastladığım en mükemmel insansınız. Teşekkürler. Şimdi yapacağınız tek şey bana aldırmadan müstakbel kocanıza aşık olmaya çalışmanız. Bu yaşa kadar hiç aşık olmadım. Zaten didinmekten, hayat kavgasından aşk düşünmeye vakit yoktu. Bülent gibi çok zengin ve çok yakışıklı bir gence aşık olmak pek zor olmasa gerek. İnşallah. Fakat son günlerde bize çok iyiliklerde bulundu. Babama anneme verdiği paranın haddi hesabı yoktu. Ona İzmir'de bir de dükkan açtı. İşsizlikten ve talihsizlikten kendini içkiye vermiş olan babam... ...şimdi yeni baştan dünyaya gelmiş gibi. Kardeşlerim sanki bir rüya aleminde yaşıyorlar. Bunlara çok memnun oldum. Bülent'in babası Avrupa'da. Bugün kız kardeşiyle tanışacaksınız. Biraz şımarık, sözünü bilmez bir kızdır ama... ...temiz kalplidir. Bir hata yaparsa aldırmamaya bakın. Demek ailemizin yeni kraliçesi sensin. Sizin gibi gerçek bir kraliçe yanında benim ne lafım olabilir? Edebiyatı bırakın, müstakbel nişanlımın şerefine bugün Kilyos'a gidiyoruz. Deliler gibi yüzüp eğleneceğiz. Yüzme bilmeyen korkmasın, bizim Tarzan kurtarır. Hadi Fatma, sen soyunmayacak mısın? Ne olur beni mazur görün, ben sizi seyredeyim kâfi. Sana bir sürü mayo aldım, beğen beğen giy, hadi gel. Israr etme Bülent. Belki denizden hoşlanmıyordur.
Peki, peki, sustum. Gel gülüm. Ben biraz güneşleneceğim. İstersen sen de kal Ali. Hı? Beğeniyorsun onu, değil mi? Güzel kız. Nişanlısı sen olmayı isterdin herhalde. Manasız konuşma Sevil. Bu evliliğin olmaması için çok direndin. Bülent'e güvenemediğim için. Yoksa Fatma'ya sen aşık olduğun için mi? Kavga edeceksek ben gideyim. Dur Ali, affet beni. Bir daha söylemem. Biliyorsun işte çok seviyorum seni. Kıskanmamak elimde değil. Bu konu yasaktı, öyle anlaşmıştık seninle. Peki, öyle olsun. İnadın geçinceye kadar bekleyeceğim. Fatma'ya yakınlığın sadece dostluk duygusu Sevil, anlamaya çalış. Anlayamıyorum bir türlü. Neden neşesizsin? Bilmiyorum. Seni eğlendirmek için ne yapayım söyle. Hawaii adalarına mı gidelim, Japonya'ya mı? Buralar bile benim için Japonya kadar uzak, kutuplar kadar inanılmaz bir hayal. Öyleyse gülmene engel olan ne? İnan, dünyanın en mükemmel kocası olacağım. Gel. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sana bütün Türkiye'yi davet edebileceğim muazzam bir düğün yapmak isterdim. Böylesi daha iyi. Tebrik ederim. Saadetler dilerim. Teşekkür ederim. Tebrikler, mutluluklar. Benden de uzun yıllar, bol çocuk ve saadetler. Teşekkür ederim. İyiliklerinize layık olmaya çalışacağım. Gel gülüm. Ben de sana layık olmaya çalışacağım. Artık deliliğe paydos. Babamın istediği gibi bir iş adamı olacağım. Çünkü bendeniz de yakın zamanın ciddi bir babası sayılırım. Evlilik gerçekten değiştirmişti Bülent'i. İçki, havailiği, çapkınlığı ve alışık olduğu her kötülüğü bırakmış, kendini karısına sevdirmek için bütün gücüyle çalışıyordu. Akşamları bazen Gül Fatma'nın çaldığı piyanoyu dinliyordu. Artık o da Bülent'i sevmeye başlamıştı. Belliydi bakışlarından. Ama işin kötüsü Sevil'in durumuydu. Beni kıskanıyordu Fatma'dan. Kıskandıkça kötüleşiyor, aramıza büsbütün kapanmaz mesafeler koyuyordu.
Kamil Bey Avrupa'dan döndüğünde Gül Fatma ile Bülent bir hafta sonu gezisindeydiler. Kamil Bey hemen işinin başına geçmiş ve bana ilk işi onları sormak olmuştu. Bu beklenmedik evliliğe akla ermemişti. Deli oğlunu kafese koyan kız nasıl bir şeytandı acaba? Demek evleneli 5 ay oldu. Bülent'in koruyucusu olduğuna göre senin için de yeni zorluklar başladı demektir. Bilakis, Bülent tanınmayacak kadar değişti. Fabrikada da benim sağ kolum oldu. İnanamıyorum ama hayırlısı. Gelininize dua edin. Şu kızı merak etmeye başladım. Geldiler. İşte merak ettiğiniz prenses. Merhaba baba. Merhaba. Merhaba Ali. Hoş geldin Fatma. İşte yuvamızın yeni yıldızı Gül Fatma'mız. Sevgili gelinim, tanıştığımıza çok memnun oldum. Hoş geldin. Beni bundan fazla memnun edemezdin. İyi ettim değil mi baba? Elbette iyi ettin. Galiba hayatta yaptığın ilk akıllıca iş. Otur bakalım yavrum. Hadi bizi biraz yalnız bırakın. Gelinimle konuşmak istiyorum. İçki? Teşekkür ederim efendim, kullanmam. İyi, oğlum senin gibi bir meleği cennette buldu galiba. Hayır efendim, barda buldum. Barda? Evet efendim. Şarkıcıydım orada. Peder şimdi kızcağızı soru yağmuruna tutuyordur. Bizim sultan imtihanı nasıl verecek acaba? Karın bütün imtihanları başarıyla verecek kadar zeki bir kız. Çok korkmuştum servet peşinde koşan bir kızla karşılaşacağım diye. Evliliğime biraz da zenginliğiniz sebep oldu. Ailen iyi ki zorlamış seni. Yoksa bu kadar dürüst, böylesine güzel bir geline sahip olamazdım. Zaten Ali de hakkında çok iyi konuştu. Galiba Ali'nin sözlerine oğlunuzunkinden daha fazla önem veriyorsunuz. Evet. Ali'yi öz çocuklarım kadar, hatta oğlumdan daha çok severim. Siz görmeyeli Bülent de çok değişti. Gene içkiyi fazla kaçırıyor mu? Evlendiğimizden beri tek kadeh içtiğini görmedim daha. İşte buna inanamam. Garip bir aşağılık duygusu vardı. Bunu içki, kadın ve silahla gizlemeye çalışırdı. Kadınlara da baktığı yok. Tabancaya gelince onu da ben sakladım. Yavrum benim, bana en kısa zamanda bir de torun hediye edersen altından heykelini diktiririm senin. Alo? Senin havailik dostlarından Kulüpçü Orhan. Bülent'in kardeşi burada. İçiyor. Çok sarhoş. Yanında da tehlikeli bir serseri var. Jigolo Necdet. Sağ ol, geliyorum. Tanırım Jigolo Necdet'i. Felaket bir ittir. Şimdi gider hallederim. Ben de geliyorum. Yok, sen kal. Unutma ki ben de kardeşiyim. İç bakalım da... Çıkar artık şu Ali'yi kafandan. Yanda bir otel var, gidelim. Orada sana değil Ali'yi bütün erkekleri unuttururum. Ben unutmak istemiyorum ki Ali'yi. Onu düşünmesem ölürüm. Niye içiyorsun? Neden bu gözyaşları? Kıskançlıktan. Aşkta dişe diş, göze göz davranan kazanır. Benim oğlu o da seni kıskansın. Jigolo Necdet, çekil oradan! Bir daha seni kız kardeşimle görürsem... Ne yaparsın yani? Döver misin? Kendine gel Necdet, yoksa fena olursun. Kardeşin ilkokul öğrencisi değil, aşk yaşıtan. Herhalde bebekle oynayacak değil bu yaşta. Doğru ya. Ben sizin aşklarınıza karışıyor muyum? Kendine gel Sevil! Hadi yürü! Yürü eve gidiyoruz! Hadi de çıkarma Necdet! Karışma sen, yoksa duman ederim burasını! Gidelim buradan yavrum, abin can sıkmaya başladı. Kan akıtmak istemem. Unutma bunu, dua et silahım yanımda değil. Olsa da bir şey fark etmezdi. Elimdeki senin silahından hızlıdır. Hey, şık olan Necdet! Bana bak! Kulağın sağır galiba, sana kızı bırak dediler. Anlaşılan intihar etmek istiyorsun.
sevgilime vurmaya. Tokadım ağırdır Sevil. Vurmamı istemezsen yürü. Ayılıp kendine gelmen için. Benimle pek mi ilgileniyorsun yani? Vazifemi yapıyorum. Başka şey Sevil. Elin serserileriyle kendini mahvedemezsin. Aynı titizliği abim bir bar kızıyla evlenirken neden göstermedin? Sevil! Ne Sevil'i? Açık konuşalım Ali. Bülent'e karışmadın. Çünkü gözün vardı Fatma'da. Vurdun bana. Çünkü sevgiline laf edilmek ne tahammülün yok. Aptalca konuşma Sevil. Çamur attığın kardeşinin karısı. Utan! Nasıl sen utan? Arkadaşının karısına... Sus, sus, sus artık! Affet Ali. Şuurum yerinde değil. Seni sevdiğimden yapıyorum. Sevmek başkalarına çamur atmayı gerektirmez. Kıskanmak nedir bilsen, hak verir. Hatta acırdın. Neden uzak duruyorsun? Ne eksiğim var benim? Belki fazlan olduğu için. Korkaksın sen Ali. Babasının serveti için evlendi diyecekler diye korktuğun için kaçıyorsun benden. Ama ben de inatçıyım. Er geç senin olacağım. Baban yeni evliler şerefine ziyafet veriyor bu gece Sevil. Hiç değilse onun hatırına vazgeç bu tatsızlıklardan. Duyduğuma göre çok şuurlu bir izdivaç yapmışsınız. İçkiyi de bırakmışsınız. Buna çok memnun oldum. Durumum nasıl doktor? Çocuğum olması imkansız mı? Rica ederim cevap verin. Şimdilik zayıf bir ihtimal. Kat'i konuşun rica ediyorum. Benim çocuğum mutlaka olmalı, mutlaka baba olmalıyım. Sakin olun yavrum. Bilirsiniz sizi çok severim. Yalnız aile doktorunuz değil, aynı zamanda yakın bir dostunuz. İçki ve geçirdiğiniz hızlı hayat yüzünden şimdilik çocuğunuzun olması biraz zor. Ama imkansız da değil. Olmaz. Olmaz böyle şey. Bir çare bulun. Babamın da, Fatma'nın da, benim de en büyük arzumuz bu. Maalesef şimdilik bir şey söyleyemeyeceğim. Bekleyeceğiz. Tanrı bana gelinlerin en iyisini sunduğu için duacıyım. Teşekkür ederim baba. Çok kıymetli bir kolye. Ama güzelliğin yanında çok sönük. O kolyeye sen değer katacaksın. Babamın kalbini fethetmek için Fatih Sultan Mehmet kadar güçlü olmak lazım Fatma. Tebrikler. Meleklerin kalplere girmesi zor değildir. Bülent'in herhalde bir işi çıktı. Sevgili gelinim bu dansı bana lütfeder mi? Memnuniyetle babacığım. Teşekkürler babacığım. Ama bu iyiliklerinizin altında eziliyorum. Bunları nasıl ödeyeceğim sonra? Evvelce de söylemiştim ya, bana ilk fırsatta arslan gibi bir torun hediye ederek. İnşallah. Bülent niçin hala gelmedi? Bilmem. Bir şey söylesem aramızda sır olarak kalabilir mi? Ölünceye kadar. Bülent'in de babasının da en büyük arzuları bir çocuk doğurmam. Bugün Doktor Muzaffer Bey telefon etti. Benden bir şeyler konuşmak istiyormuş. Doktor Muzaffer ha? Hem iyi bir dost, hem de çok büyük bir doktordur. Seninle konuşmak istiyorsa yarın götürürüm seni ona. Bu gecenin şerefine güzel gelinimden bize bir şarkı okumasını rica edeceğim. Gelmeyince kırıldı sevgi dalı gönlümü.
elimde solu verdi. Bir demet beyaz gülüm, yarın başka bir gündü. Ne olacak bilinmez, yarın başka bir gündü. Ne olacak bilinmez, yılların bıraktı hatıralar silinmez. Yılların bıraktı hatıralar silinmez. Pavyonda da aynı şarkıyı mı söylüyordun? Bunu bir daha tekrarlarsan seninle hiç konuşmam Sevil. Bekledim yollarda, taşta izim kalıyor. Sarıldığım kollarda bir hasretlik yaşıyor. Yarın başka bir gündü, ne olacak bilinmez. Yarın başka bir gündür, ne olacak bilinmez. Yılların bıraktı hatıralar silinmez. Bana bir şişe viski getir. Peki. Neden başladın içkiye? Bir derdin varsa önce bana söylemelisin bir. Hayat arkadaşlığı kötü günler için. Bülent evde değil mi? Evde olsa gelemezdim zaten. Galiba seni de kıskanmaya başladı. Beni doktor Muzaffer Bey'e götüreceksin, evet, değil mi? Evet, seni muayenehanenin önünde bırakır, dönüşte alırım. Sizi ben çağırdım Fatma Hanım. Evvela bir aile dostu olarak sizi tebrik etmem gerekiyor. Teşekkür ederim doktor bey. Kusurumuza bakmayın. Nikahımızda iki şahitten başka kimse bulunmadı. Bülent içkiyi bırakmış. Duyunca ne kadar memnun olduğumu tasavvur edemezsiniz. Maalesef gene başladı doktor bey. Gene mi başladı? İşte bu çok kötü. Devamlı bana gelmelisiniz. Vereceğim ilaçları saati saatine almalısınız. Sizi çok endişeli görüyorum doktor bey. Kamil Kunt ailesini çok severim. Bilhassa Bülent'i. Bir benzin ateşi gibidir. Birdenbire parlar. Ona sırasında bir çocuk gibi müşfik olmalısınız. Sinirlenmemeli, her isteğine boyun eğer görünmelisiniz. Bülent bir ruh hastası mı doktor bey? Hem öyle hem değil. Sizden ricam birbirimize yardımcı olmamız. Gene azıttın işi.
Bilmem hatırlar mısın? Çocukluğunda bile sana bir piske vurmamışımdır. Ama şimdi senin bu şuursuz davranışların karşısında aklımı kaybedecek gibi oluyorum. Deli oluyorum. Baba, ne olur sakin olun. Kızım, evladım, seni ilk tanıdığımda neler ümit etmiştim. Fakat bu şeytan gene şeytanlığına döndü. Halbuki ne kadar isterdim bir torunum olmasını, bir değil, birçok. Kurduğum tesisler milyonları aştı. Peki bu işi kim yürütecek? Yalvarıyorum sana, kızım, bu zavallı aciz çocuğu sıkı sıkıya tut. Sürecek bir Japonya seyahatine çıkıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Seni de Gül Fatma'ya emanet ediyorum oğlum. İçkiyi bırak, Ali gibi namuslu bir iş adamı ol. Yakın zamanda beraberce göndereceğiniz bir telgraf bana en mutlu müjdeyi versin. Bana bunu çok görmeyin. Bu uzun seyahatin sonunda torunumu kucaklamak istiyorum. Seni Bülent, anla artık bunu. Ne kendini harap et, ne beni. Korkuyorum. Oh. Dünya yıkılıyor üstüme. Ali, kurtar beni, kurtar. Bu parkta oynayan çocukların hepsi benim baba. Hepsi senin torunların, hepsi. Bülent, Bülent'im, üzme kendini. Nasıl Bülent? Bu sabah biraz iyi. Çok müthiş bir hafta geçti. Evet, benim için de kurtulmanın zamanı geldi. Kurtulmanın mı? Usandım artık, iğrendim. Bilhassa kendimden. Gideceğim. İyi düşündün mü? Hepimizin ihtiyacı var sana. Sevil'in, Bülent'in ve bilhassa benim. Ya ben? Benim ihtiyacım yok mu kendime? Çoktan kaçmam lazımdı. Ama Kamil Bey'in hatırı. Anlıyorum. Şimdilik hoşça kal. Nereye? Doktora. İstersen ben götüreyim. Zahmet olmazsa memnun olurum. Biraz yaklaşsana abi. Değerli kurtarıcımız Ali Bey, bu kere de Gül Fatma'yı kurtarmaya çalışıyor. Nereye gidiyor bunlar? Bilmem. Sen olsan Ali'nin karısını nereye götürürdün? Cevap vermedin abi. Çünkü veremedin. Çünkü beni hiçe saydın hep. İçkiye neden başladın? Görmekten korktuğun şeyleri görmemek için. Acıyorum sana. Neden acıyorsun? Bu yaşa kadar hiç acımamıştın bana. Sonra iş termine sokuyorsun burnunu. Ali için. Karına sahip olman için. O Fatma'yı başıboş bırakmaman için. Allah'ım, kurtardı bizi. Bülent çocuğumuz olacağını öğrenince sevincinden uçacak. Her şey gayet normal. Korkularımız boşunaymış. Sizin sıhhatiniz, gençliğiniz bütün korkuları yendi. Ali, biraz gelir misin? Rahatsız etmeyeyim.
Bülent'e müjdeyi nasıl vereceğimi bilemiyorum. Ne olur bana bir akıl ver. Hayrola? Kunt ailesine yakında bir veliaht geliyor. Çok sevindim buna. Bülent artık bu sefer iyice adam olur. İnşallah. Ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Şimdi Bülent'i eskisinden daha çok seviyorum. Gül Fatma, sen bu mutluluğun çok daha fazlasına layıksın. Sen de Ali, bana yaptığın abiliği hiçbir zaman unutmayacağım. Abin yukarıda mı Sevil? Dışarı çıktı. Nereye gittiğini söyledin? Az önce spor arabasına atlayıp gitti. Hem de tam gazla. Sarhoş muydu? Değilse bile şu anda olmak üzeredir. Niye ağlıyorsun Fatma? Garip bir korku var içimde. Morali çok bozuktu. Kötü şeyler getirme aklına. Size çocuğunuzu veren Allah onu korumayı da bilir. Hadi güzel bir elbise giy üstüne. Yüzünü gözünü düzelt. Kocana müjdeyi verirken hayat dolu olmalısın. Tabanca almak isteyen sen misin? Evet. Ama benimle... Siz diye konuş önce. Benden silah mı alacaksın, terbiye mi? Dur, gitme. Söyle, kaç para? Cinayet için mi, intihar için mi? Kaç paraysa, al şuradan. Hayrola, ziyafet mi var? Evet. Sana vereceğim müjde. Sonra benim de sizlerden ayrılmam münasebetiyle küçük bir ziyafet tertip ettik. Ayrılmak mı? Yalnız mı gidiyorsun? Ne demek yalnız mı? Giderken sevgilini almıyor musun? Sevgilim falan yok benim. Müjdemi sormayacak mısın? Pek meraklıysan söyle bakalım. Bir çocuğumuz olacak Bülent. Evlatlık mı edineceğiz? Hayır, kendi çocuğumuz olacak. Benle senin Bülent. İkimizin çocuğu. Olmaz! Olmaz! Olamaz öyle şey! Ne oluyorsun Bülent? Sevinip beni kucaklayacağını sanıyordun. Babası sarılsın! Neler saçmalıyorsun Bülent? Gözümün açılıp hakikati görmesi saçmalık mı? İnan Bülent! Ettiğin itham ve budalalıklar yeter! Sarhoşum, çılgınım ama budala değil! Ama budalaca konuşuyorsun, aklını başına al! Aklım başımda olsaydı bardan kızarmazdın! Küstahlık ediyorsun! Ne yapmamı bekliyordunuz beyefendi? Bunca iyiliklerimiz yetmiyormuş gibi çocuğuna bir de ailemin adını mı verecektim? Kendine gel Bülent! Yoksa hakikati yumruklarımla sokarım kafana! Beni zorla katil etme! Vur bakalım da görelim! Sok şunu yerine! Pis bir alkol uğruna yıktın mutluluğumuzu! Bu hareketin insanlık değil! Sevgilini delik deşik etmiyorsam iki kere hayatımı kurtardı! Ona can borcum olduğu için! Yoksa çoktan ölmüştü! Beğendiniz mi yaptığınızı? Git bak Fatma, bir delilik etmesin! Bülent, sinirlisin. Gel doktora gidelim. O anlatır her şeyi. Anladığım kadarı yeter. İnanmıyorsan ayrılırız. Ayrılacaksın, biliyorum. Ali'ye kaçacaksın. Ama bırakmayacağım.
geberteceğim bu iti! Bir cinayet olacak, Allah! En iyi dostum, çocukluk arkadaşım benim! Hayatımı beni rezil etmek için mi kurtardın? Sonunda böyle beyinsiz bir canavar çıkacağını bilseydim, kurtarmazdım! Sinsi yılan! Her şeyi kendi menfaatin için yaptın! Kanımızı emdin! Bütün sevdiklerimi elimden aldın! Hepsini, hepsini! Yeter! Yalan mı? Önce babamın sevgisini çaldım, sonra kardeşimin! Ama yetmedi, sonunda da... karımı çalmaya kalktın! Hadi, saldır erkek sen! Kavga arkadaş karısı çalmaya benzemez! Dur abi, yapma! Bunda da kazandım. Beğendin mi yaptın Ali? Bu sefer kurtaramayacak. Ölmek üzere. Polise telefon edelim. Nerede Bülent? Ağır yaralı gitti. Hay aptal kafam, onun için bıraktım. Ünlü milyoner Bülent, arkadaşı tarafından ölüm halinde yaralandıktan sonra yok oldu. Arabası göl kenarında bulunduğuna göre, ölümü tedaviye tercih edip intihar ettiği söyleniyor. Abimi öldüreceğini hizmetçiler duymuş. Gerçeği sen biliyorsun ya. Seni kurtarıp Fatma'nın kollarına mı atmamı istiyorsun? Çok güzel kızsın. Ama içindeki şeytan çirkinleştiriyor seni. İstersem seni idam bile ettirebilirim. Bunu bana değil, vicdanına söyle. Kalbimin acısı vicdanından kuvvetli Ali. Yukarıda kavga ederlerken de gebertirim diye bağırdı. Az sonra da tabanca patladı. Karısınla aldatıyormuş. Kaç kere öldürürüm dedi Bülent Bey'e. Boğarım dedi. Çıkabilirsiniz. Fatma Kunt Hanım, sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Olay sırasında baygındım. Ama Ali Bey bir karıncayı bile öldüremeyecek insandır. Aksine kocamın hayatını iki kere kurtarmış. Peki, kocanızı öldürürüm diye tehdit ettiğini duymadınız mı? Evet ama... Teşekkür ederim, sıra sizde Sevil Hanım. Olay sırasında yanlarındaydınız değil mi? Evet. Maktulle aranızdaki akrabalık derecesi? Abim. Kardeşiniz vurulduğunda neredeydiniz? Olay sırasında neredeydiniz dedim. Yanlarındaydım. Ali öldürdü abimi. Sizi tevkif ediyorum Ali Bey. Mahkemeniz mevkufen yapılacak. Hayır, bırakın onu. Yalan söyledim. Sevdiğim, kıskandığım için. Sen de benim sevgimi var.
gönül sevdanı çeksin. Bir gül beyazı gibi temiz ruhlu meleksin. Sen taze bir çiçeksin. Gönül sevdanı çeksin. Bir gül beyazı gibi temiz ruhlu meleksin. Sen de değilsin gül batma, bize öyle taşlatma. Sen de değilsin gül batma, bize öyle taşlatma. Herkes senin esirin, gönül tahtıdır yerin. Güzellerin içinde senin başkadır yerin. Herkes senin esirin, gönül tahtıdır yerin. Güzellerin içinde senin başkadır yerin. Gidiyoruz Gül Fatma, seni almaya geldim. Hayır, affedin beni. Burada kalacağım. Benim yerim burası. Bugün de, yarın da küçük bir barın Gül Fatma'sıyım ben. Ama unutma ki, karnında Kont ailesinin geleceğini yürütecek yavruyu taşıyorsun. Yavrumu doğurduktan sonra yalnız onun için yaşayacağım. Torunumu bırakmam. Korkmuyor musun? Bir gün onu senden çekip alacağımdan. Doğru. Onu da yaparsınız. Çok kuvvetlisiniz. Zavallı bir annenin kanıyla, canıyla beslediği yavrusunu basit bir hamaliye ücreti ödeyerek ondan koparabilirsiniz. O zaman benim yaşamamın ne değeri olabilir? Korkma Gülfat. Senden anlaşacağız. Şimdi senin ve benim çok sevdiğimiz iki insanın düğünü için seni almaya geldik. Ali ile Sevil dışarıda bekliyorlar. Bugün düğünleri vardı. Birazdan balayına gidiyorlar. Onları bu mutlu günlerinde tebrik etmek istemez misin? De bu mutluluğa layık insanlarsınız. Hele Ali sen, temizliğin, iyiliğin, yiğitliğin timsalisin. Teşekkür ederim Gül Fatma. Yüzünde hem sevinç hem de hüzün var. Sen de bizim gibi mutlu olmalısın. Niçin olmasın? Çok geç artık. Beni ancak dostlarım mutluluğu sevindirir. Seni bırakmayacağım Gül Fatma. Hayır, hayır. Korkma Gül Fatma. Bir zamanlar yırtıcı bir aslan varmış. Dostlarını sevmek istedikçe yaralarmış. Sonra onları iyi etmek için çırpınır dururmuş. Bir gün en yakın dostları yerine kendini yaralamış o yırtıcı aslan. Utancından kaçmış kaçabildiği kadar. Sonra yarası iyi olmuş. Şimdi bir tek acısı kalmış yaralı aslanın. Dostlarının onu affetmesi. Bizim yaralı aslanımız. Bülent! Beni affet Gül Fatma. Kendi elimle kendime sıktığım kurşun bana gerçeği öğretti. Benmişim suçlu. Benmişim sizlere hayatı zehir eden. Yaralı aslanım benim. Ali'nin beni kurtardığı göle yakın bir yerde baygın düşmüş. Ali gibi iyi yürekli insanlar günlerce bana bakmışlar.
bilmeden, tanımadan. Hayatının her devrinde seni çobanlar mı kurtaracak Bülent? Ölümü tanıya tanıya yaşamasını öğrendim. Artık hiç ayrılmayacağız. Ne demiştin Bülent? Yarın başka bir gündür diye. Ben hep o yarını bekledim. Geldi o yarın artık. Beklerim yollarda, taşta izim kalıyor.